Evet, uzun bir aranın ardından tekrardan selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Yaklaşık 1,5 haftadır kanala video atamıyorum çünkü hiçbir video fikri aklıma gelmiyor. Ama bugün özellikle oyun severleri yakından ilgilendirecek bir video ile sizlerleyim. Bugün Finlandiya'daki bilgisayarların, oyuncu ekipmanlarının falan fiyatlarını beraber inceleyeceğiz. Ben size bunları göstereceğim. Şimdi Gigantti adında bir teknoloji mağazasına gidiyoruz. Evet, ilk olarak gaming laptoplardan başlayalım isterseniz. Burada MSI'ın GF75 modeli var. 17.3 inç, i5 10. nesil, 1660 Ti ve 512 GB SSD ile biri karşılıyor. Fiyatı 899 euro. Hemen yanında yine MSI'ın GF75 modelinin 17 inç formatının Thin hali var. i5 10. nesille 16 GB RAM, 512 GB SSD ve yine 1660 Ti ekran kartıyla 949 euro. MSI'den devam ediyoruz. Burada MSI GS66 15.6 inç, i7 10. nesil işlemci, 1 TB SSD, 240 Hz ekran ve yine 1660 Ti ekran kartıyla 1599 euro. Evet, Asus'la devam ediyoruz. Asus TUF Gaming A15 FX506 15.6 inç oyun bilgisayarı, i5 10. nesil işlemci, 512 GB SSD, 1660 Ti ve 16 GB RAM seçeneği, 849 euro. Hemen yanında Acer'ın Nitro 5 15.6 inç bilgisayarı, i5 10. nesil yine 512 GB SSD, 1660 Ti ekran kartıyla fiyatı 849 euro, 144 Hz ekranı var. Yine yanında Asus TUF Gaming FX506 15.6 inç ilk gösterdiğim modelin sadece 1650 Ti ekran kartı hali, o da 849 euro. Evet, burada ise Lenovo Legion 5 15.6 inç ekran sahip, yine i5 10. nesil işlemci, 512 GB SSD, GTX 1660 Ti ekran kartı ve 16 GB RAM seçeneğiyle 1149 euro. Hemen yanında HP Pavilion 15.6 inçlik ekran sahip bu oyun bilgisayarı, AMD Ryzen 5 4600H işlemcili, 1024 GB 1 TB SSD ve 1650 Ti 799 euro. Onun yanında ise yine Lenovo Legion 5 15.6 inç Ryzen 5 4600H işlemci, 512 GB SSD, 8 GB RAM ve 1660 Ti ile 849 euro. Evet, son iki laptopumuz kaldı. Daha sonrasında hazır kasalara geçeceğiz. Burada MSI'ın GF63 15.6 inçlik oyun bilgisayar var. i5 9. nesil 512 GB SSD ve 1650 Ti modeli, 849 euro. Aynı bilgisayarın i5 10. nesil işlemci, 1 TB SSD, 16 GB RAM ve GTX 1660 Ti ile hali ise 949 euro. Yan tarafta ise Acer Nitro 5 15.6 inç i7 9. nesil işlemci, 512 GB SSD, RTX 2060, 949 euro. Yine Acer Nitro 5'in 15.6 inç ekranlı hali, i5 10. nesil, 1 TB SSD, 1650 Ti ve 8 GB RAM'li hali ise 749 euro. Evet, hazır kasalarla devam ediyoruz. Burada HP Pavilion TG01 i5 10. nesil işlemci, RTX 3060 Ti ve 16 GB RAM, 512 GB SSD seçeneğiyle 1299 euro. Hemen yan tarafta Acer Prodecer Orion 3000 i7 işlemciye sahip, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 3070 ekran kartıyla beraber 1799 euro. Evet, burada ise Lenovo'nun Idea Center D5
bilgisayarlar. i5 işlemcisi 8 GB RAM, 512 GB SSD ve 1660 1650 ekran kartıyla beraber fiyatı 799 euro. Ve son kasa olarak burada hazır toplanmış bir kasa var. İçerisinde AMD Ryzen 5 3600, RTX 3060, 16 GB RAM, 2 TB HDD ve 500 GB SSD bulunuyor. Bunun fiyatı ise 1599 euro. Evet, monitörlerden devam ediyoruz. Asus TUF Gaming VG27, 27 inç ekrana sahip, 165 Hz, 1 milisaniye tek bir süresi var. Fiyatı 349 euro. Hemen yanında ise Samsung'un Odyssey G5 27 inçlik ekranı, yine QHD 144 Hz, 349 euro. Burada devam ediyoruz. Yine MSI'nin Optics Mag 274 27 inçlik monitörü, 165 Hz yine 1 milisaniye tepkime süresi, 499 euro. Burada ise Asus VG24 9Q 23.8 inçlik TUF oyun monitörü, 144 Hz ekran sahip ve Full HD 1080p 279 euro. Ve son olarak EOS 24 inçlik bu oyun monitörü, 165 Hz, 1 milisaniye tepkime hızı, 279 liradan 169 liraya düşmüş. Evet, klavyelerle devam ediyoruz. Burada Corsair K70 RGB mekanik klavye, 169 lira. Hemen altında yine Corsair'ın K55 RGB Pro modeli, 59.95'ten 49.95'e düşmüş. Onun yanında Corsair K60 RGB Pro oyun klavyesi 119 lira. Yine Corsair'dan K70 MK2 RGB oyun klavyesi 169 lira. Hemen yan tarafta Razer Black Widow Elite yeşil renkli oyun klavyesi 169 euro. Onun altında yine Razer'ın Kainosa Lite modeli 49.95'ten 34.95'e düşmüş. En aşağıda ise Razer Black Widow Wall 3 109 euro. Evet, burada ise SteelSeries'in kulaklık ve mouse'ları var. SteelSeries Arctis 9 oyuncu kulaklığı 219 euro 99 cent. Hemen yanında SteelSeries Arctis 7 2019 modeli wireless kablosuz 199 euro. Hemen yanında yine SteelSeries'in Arctis 3 2019 modeli 99 euro, 100 euro. Alt tarafta oyuncu mouse'ları bulunuyor. SteelSeries Rival 5 oyuncu mouse'u 69 euro 95 cent. SteelSeries Prime kablosuz oyun mouse 139 euro. Onun yanında yine SteelSeries Sensei 10 oyun mouse'u 79 euro 99 cent. Yine SteelSeries Aerox 3 oyun mouse'u 69 euro 99 cent. Ve son olarak SteelSeries'den Rival 3 kablosuz oyun mouse'u 59 euro 99 cent. Evet, Logitech'le devam ediyoruz. Burada Logitech G Pro X oyuncu mouse'u kablosuz 149 euro. Yine Logitech G502 oyuncu mouse'u kablosuz 129 euro. Hemen yanında Logitech G Pro oyuncu mouse'u kablosuz 119 euro. Üst tarafta ise Logitech G203 oyuncu mouse'ları 27 lira 99 cent. Aşağıda Logitech G502 Hero oyuncu mouse'u 49 euro'dan 39 euro'ya düşmüş. Yine Logitech'in kulaklıklarından devam edecek olursak Logitech G Pro X Gaming oyuncu kulaklığı 109 euro. Onun yanında Logitech'in kablosuz G935 modeli oyuncu kulaklığı 159 euro. Ve en aşağıda ise Logitech G335 kablolu beyaz oyuncu kulaklığı 69 euro. Evet, HyperX'in kulaklıklarından devam ediyoruz. Burada HyperX Flight kablosuz 139 euro 99 cent. HyperX Cloud 2 59 euro. En altında HyperX Cloud Stinger 59 euro 95 cent. HyperX Cloud Alpha S 130 euro. Yine aşağıda HyperX'in mouse'ları bulunuyor. HyperX Pulsefire FPS Pro RGB 49 euro 95 cent. Yine HyperX Pulsefire Surge RGB 59 euro 95 cent.
HyperX Pulsefire Fast Haste 59 euro, 99 cent. HyperX'in klavyelerine bakacak olursak, HyperX Alloy Origins 119 euro, 95 cent. Yine HyperX Alloy FPS RGB oyun klavyesi, oyuncu klavyesi 109 euro, 89 euro, 95 cent ödeşmiş. Ve Logitech'in klavyelerinden devam ediyoruz. Logitech G915 klavye 229 euro. Hemen altında Logitech G512 karbon 119 euro. Ya Logitech G413 79 euro 99 cent. Onun yanında yine Logitech G413 karbon aynı fiyat 79 euro 99 cent. Logitech G910 Orion Spectrum klavyesi 172 euro. Hemen yanında yine Logitech G815 oyuncu klavyesi 199 eurodan 129 euroya düşmüş. Yine Logitech G915 modeli kablosuz bu oyuncu klavyesi 249 eurodan 189 euroya düşmüş. Evet, PlayStation fiyatlarını ise PlayStation 4 Slim 500 GB 2017 299 euro. Onun yanında PlayStation 5 artı yanında bir tane ek kolla beraber burada 598 euro diyor ancak 529 euro. Ve şu anda Finlandiya'da PlayStation 5 satılmıyor. Stoklarda hepsi tükendi. Evet, yayıncılar için gereken mikrofon, kameradan da bahsetmek gerekirse burada HyperX Quadcast mikrofon 139 euro. Gördüğünüz gibi burada kapalı kutusu da var. Yine HyperX Solocast mikrofon 74 euro, 99 cent. Razer'ın Siren X mikrofonu 80 euro, 59 cent. Razer Siren Elite 239 euro. Yukarıda Elgato'nun Stream Deck'leri var. Burada Elgato Stream Deck 139 euro. Kaçtan düşmüş? 148 eurodan 139 euroya düşmüş. Evet, webcamlerde ise Logitech'in C922 Pro HD Stream webcam'i 91 euro 89 cent. Yine Logitech'in burada modeli yazılmamış Stream cam'i 103 euro. Evet, Xbox satışta bulamadım ancak burada Xbox ve PlayStation oyunları, kolları veya diğer aksesuarları bulunuyor. Burada Xbox'ın siyah renkli kolu 64 euro 90 cent. Yine Xbox Series X'in veya S modelinin Elite Series 2 kablosuz kolu 199 euro. Oyunlara bakacak olursak Cyberpunk 2077 Xbox One için 59 euro. Burada F1 2021 59 euro 99 cent. NBA 2K 22 Xbox One 59 euro 95 cent. Yukarıda NHL 2020 12 euro 95 cent. Call of Duty Black Ops Cold War 29 euro 95 cent. FIFA 21 Xbox One için 12 euro 95 cent. Ve burada Assassin's Creed Valhalla 50 euro 19 cent. Ve Resident Evil Village 59 euro 99 cent. PlayStation 5'in ekipmanlarına ve oyunlarına geçecek olursak burada PlayStation 5'in kolu 69 euro 99 cent. PlayStation 5'in webcam burada 59 euro 95 cent. Yine PlayStation 5'in kumanda 29 euro 99 cent. Oyunlarda ise 2K 22 NBA 59 euro 95 cent. Assassin's Creed Valhalla 39 euro 99 cent. Cyberpunk 39 euro 29 cent. NHL 12 euro 95 cent. Spider-Man 49 euro 9 cent. Başka Formula 1 2021 59 euro 99 cent. Red Dead Redemption 2 29 euro 99 cent. Evet, mağazadan çıktım. Fiyatlar gördüğünüz gibi bence gayet makuller. Üstünde bazı mağazalarda, Gigantin'de de vardı, outlet bölümleri oluyor. Bu outlet bölümlerinde ürünlerin daha ucuz fiyatlı hallerini bulabiliyorsunuz. Veya Finlandiya'da ikinci el piyasası gelişmiş olduğu için ikinci el ürün almak da gayet güvenilir ve çok tercih edilen bir yöntem. Ve yakında ben de kendim bir tane bilgisayar toplamayı düşünüyorum. Orada anakartların, işte RAM'lerin falan, işlemcilerin ayrı ayrı fiyatlarını göstereceğim bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Evet, bu videoluk bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video fikirlerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten aklıma hiçbir video fikri gelmiyor ve bu yüzden de video atamıyorum. Merak ettiğiniz şeyler olsa yine yorumlara yazarsanız, bu video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazarsanız sevinirim. Beni desteklemek için videoyu beğenirseniz
ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın. Bay bay.